gelmişti. Keyif'in evlerinden kaçmaya başlamıştı. Hatta uzunlamalar duyulmuştu. Çok korkmuştu. Suyu falan görmüştü. Tamam edelim arkadaşlar. Şimdi ilkten Anezu'muzu bir yakalayalım. Kapağımızı sıkıştıralım. Anezu'yu yakalayamazsak işler güzel gitmez. Anezu'muz bağırmaktan ölüyor. Tamam. Yattı arkadaşlar. Anezu'muz garip garip bir şekilde ağlamaya başladı gördüğünüz gibi. Neyse biz devam edelim bu serimize. Şimdi ağzımız yakalanmışken bıçağımızı hızlıca alalım ve devam edelim. Küçük bıçağımızı burada alıyoruz. Şimdi ağzı daha çok korkmaya başladı. Korkudan çok kötü bağırıyor, ağlıyor, zırılıyor. Yavaşça yapalım bu gösteriyi. Şuradan getirdim bıçağımızı. Bu sefer şu kollarından değil de kafasından direkten ayırmayı düşünüyorum ağzıyı. Şuradan tam şu kısımdan ayıracağım hemen. Kesiliyor. Evet kesildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağzı böyle bir hal aldı. Şimdi bıçak. Yine bıçağımızda bir şey olmuş arkadaşlar. Neyse ne yapalım. Biz de bıçağımızın bu kalan kısmıyla böyle her ağzı kesildi. Bıçağımızda bir şey oluyor galiba. Güçlü kesip kesmememize bağlı bu. Yani hafif kesersek çok az kayboluyor. Çok güçlü kesersek bıçağımız direkten kayboluyor. Şimdi bu hali almış. Birazcık yavaş keselim. Yani ince keselim o zaman. Birazcık şu kısmını kesin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten de dediğiniz doğru oluyor. Ağzı. Ağzının parçası uçuyor arkadaşlar. Ne oluyor? Neyse biz buna birazcık dikkat etmeyelim. Bir şeyler olabilir. Ha neyse. Yine oldu. O duyduğun ılımlamaların sahibi hep bendim. Geçen ağzı kesmece bölümünü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorsun. Oradaki iyice seni gelip durdurmaya çalışmıştı hatırlıyorsan. Aslında senin hayranlarının da anladığı gibi o kişi değildi. O bendim. Sinirini aştın diyor Ranger. Babacığım lütfen bana bir şey yapmazsınız biliyorum. Bir daha sınırımı aşmayacağım. Ranger, şunu unutma ki sınırını bir kere aşan biri için artık sınır diye bir şey yoktur. Ve sen Shinryu'nun videolarını ilk baştan karışarak sınırını aşmıştın zaten. Evet